Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve bugün arkadaşlar sizlere birkaç şey göstereceğim. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet, hazırsanız videoya geçelim de. Arkadaşlar bu video bayağı kısa olacak. Burada neden bu kadar zaman? Neyse arkadaşlar, videonun asıl amacına gelelim. Bildiğiniz üzere Minecraft'ın 1.19 sürümü çıktı. Aslında bayağı oldu çıkalı ama ben geç çektim birazcık. Arkadaşlar bu sürümde biliyorsunuz ki Hınış Kalk Şerikırlar oyuna eklendi arkadaşlar ve bunlar Warden çağırıyor. Hatta şu an kolaya aldım oyunu, bakın. Şimdi ben burada hayatta kalmaya geçeceğim ve size bir şey göstereceğim. Şimdi bu Şikalk Şerikır aktif oldu. Birazdan Warden gelecek. Geldi hatta. Gördüğünüz gibi Warden bu arada şu an elinde gece görüşü, bir de direnç var ki Warden beni öldüremesin diye, gördüğünüz gibi beni öldüremiyor. Neyse arkadaşlar, yaratıcıya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Warden Şikalk Şerikırlardan çıkıyor, tamam mı? Bir dakika, şu darkness ne zaman geçer? Hadi geç artık dostum. Hadi biraz daha hızlı geç lütfen. Tamamdır. Bu arada bu video bayağı kısa olacak, onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere yani Şikalk Şerikırlar şeyleri çıkartıyor arkadaşlar. Warden'ı falan çağırıyor. Bir dakika, ben bir barışçılı alayım en iyisi. Şöyle barışçılı alayım, her şey gitsin. Kolay aldım tekrardan. Barışçılı almam gerekiyormuş. Hemen barışçılı alalım arkadaşlar. Warden gitsin. Tekrar kolaya aldım. Şimdi arkadaşlar hayatta kalmaya geçeceğim. Ve bakın buraya Şerikırlar arkadaşlar Warden'ı çağırıyor. Ve ben bunları ipeksi dokunuşlu çapayla alabiliyorum. Ve ben bunu aldığımda arkadaşlar elime şöyle bir şey oluyor. Elime bu geliyor, tamam mı? Ve ben bunu bir yere koyarsam bu bir daha Warden çıkmıyor. Ve doğallığı bozuluyor. Gördüğünüz gibi daha yavaş ve daha az parlak bir şekilde. Ve buradan Warden bir daha asla çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Fakat şimdi size göstereceğim taktik sayesinde siz bunları kırıp başka bir yere koyduğunuzda oradan Warden çıkabilecek. Ancak bunun için game modda olmanız gerekiyor. Hata ayıklama çubuğu alıyoruz arkadaşlar elimize. Bunu da şöyle alıyoruz. Gave. İşte buradan kendinizi seçin. Debug stick yazıyorsunuz. Böyle bu çubuğu alıyorsunuz. Ve sonra yere Şikalk Şerikır koyuyorsunuz. Tamam, bakın şu anda hiçbir şekilde Warden'ı çağıramıyor. Bakın kolaydayım, hatta Warden buradan çıkmıyor. Şimdi neyse, bunu alıp sağ tık yapıyorsunuz bir kez ve can summon true oluyor. Yani bundan sonra bu Şikalk Şerikır Warden çağırabilecek. Bakalım. Şimdi üstüne gelip gördüğünüz gibi şey yaptı ve buradan Warden çıkabilecek. Gördüğünüz gibi, evet. Evet. Gördüğünüz gibi buradan Warden çıkabiliyor. Evet arkadaşlar, gördünüz. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bunu sadece maalesef game modda yapabiliyorsunuz. Hani survival'da yapamazsınız. Ama yani hani dediğim gibi arkadaşlar, hata ayıklama çubuğu sayesinde bunu yapabilirsiniz. Hatta tekrardan size bir göstereyim, bir tane daha Warden çıkarttık istemeden. Şimdi hatta bunu kanıtlamak için seyirci moduyla hemen yukarı çıkacağım arkadaşlar. Hatta şuraya gidebilirim ya, tamam. Şurada bir sıkıntı olmaz o kadar da. Hatta ayrıca yüzeye çıkayım ben arkadaşlar. Size bunu iyice göstereyim. Mesela burada. Ah, hayatta kalmaya geçtim. Şimdi arkadaşlar buraya Şikalk Şerikırı koyduk. Buradan Warden çıkmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama hata ayıklama çubuğuyla bakın bir kez tıkacağım ve bakın şurada hani yavaş yavaş dönüyor. İzleyin bakın ne olacak. Görürüz mü? Daha hızlı ve daha parlak oldu. Şimdi sonra biz bunun üstüne geldiğimizde Warden çıkabilecek arkadaşlar. Biraz bekleyelim tabi. Evet. Gördüğünüz gibi Warden çıkabiliyor arkadaşlar. Hani ve işte bu da böyle bir bilgiydi. Bu video dediğim gibi bayağı kısa olacak. Hatta shorts yapmaya çalışmıştım bir videoyu. Onda başarısız olmuştum. Hani ama bu shorts olmayacak, normal bir video olacak. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.